Alaska'daki evim. Biz en son Alaska'nın girişini mi izlemiştik? Alaska ile ilgili bir şey Emre'den mi izlemiştik lan onu? Evet, onu da ondan izlemiştin, He, evet. ilginç bilgiler, şunlar bunlar falan filan diye. Araska değil be, Alaska değil. Bu Araska. soğukta şu polar ayı dışarı çıktığım için beni tebrik etmelisiniz. Şu anda Alaska'nın güneyinde Kamerayı niye Homer diye bir değiştireyim yerdeyim ya? arkadaşlar. Bu videoda size Al. şu arkamda gördüğünüz tatlı kabini anlatmak istedim. Çünkü Alaska'da kaldım. Hatta muhtemelen şimdiye kadar kaldığım en güzel kabinlerden bir tanesi. Daha ilginç olanı ise O ne? bu arkamda kaldığım Alaska'daki kabin gerçekten inanılmaz uygun fiyatlı. Yani şaşırdığım şey şu. Türkiye'de bu fiyatlara bulamazsınız böyle bir şey. Yani Türkiye'den bahsediyorum ve burası Amerikan doları ile yaşayan ve muhtemelen Amerika'nın en zengin eyaletlerinden bir tanesi. Ve sadece arkamda bulduğum kabin ucuz değil. Airbnb'de baktım bütün her yer neredeyse bu fiyatlarda. Videonun bu noktasına nasıl Kaç geldim merak fiyatlarda? ediyorsunuz, bir önceki videoyu izleyin. Ve muhtemelen bütün bu seyahatlerim boyunca Alaska, Hawaii, bundan sonra gideceğim bütün Latin Amerika ülkelerinde Instagram'da çok daha fazla şey paylaşacağım. Çünkü video çekip burada editleyip bunları yüklemek çok zaman alıyor. Ama Instagram'da anlık olarak paylaşıyorum. O yüzden Biz yaptırdık o evden 15 KTL. 15 bin liraya ev mi yaptırdınız? Alaska'da mı? ...15K'ya nasıl yaptırdınız oğlum ev? He, küçük ama mı? Çatısı falan var mı akülü? Oğlum harbiden 15 bin liraya ev ne demek 15 bin liraya lan? Ev, çadır. Kemal'in salonu 15K'nın üstünde tutuyor. Ben Büyük dün çadırın gördüm. parası lan o. Nasıl böyle bir evle? Bunlar 15 bin liraya mı 15 bin yapılıyor şimdi? liraya işte içinde belki tuvalet yoktur kanka. Oturma yer falan yoktur. Direkt evin sadece zemini vardır. Çatısı falan vardır. Olabilir yani. Barınak Kanka gibi bunun mi yaptılar tahtası acaba? 15 bin lira lan bunun. Enes dün mimar Fazladır geldi yani o. Kemal'e. Kaç dediler salona? Yasak abi. Oo, Kemal çok abi o söyletmiyor çok bana. pahalı. Prefabrik mi? Prefabrik ev diyorlardı değil mi Prefabrik onlara ev. öyle? Prefabrik ev. He. De prefabrik evler de o kadar değil ki. Pahalı oğlum yine Bence de prefabrik evler. Ne pahalı. kadar 15 olur? ne oğlum? 15. Dik dik geç. Dik geç dik Yok geç. canım prefab. Tahtayı kendiniz mi kestiniz? İşçilik sadece. Kanka en Tahtaya kötü ormana prefabrik ev girmişler şu an değil mi? 80 bin, haberin olsun ha burada. En kötüsü 80 150'dir o. binmiş. 150 150. Yo, bir tane 150'dir o. 80 bine var. Hayır, 15 diyor ya arkadaş. Bence o 150'dir. Evet. Yanlış yazmış olabilir yani. O Ya adam yok. 15'miş, 15 abi işte. Helal olsun din geçin. 2 metredir. Ya yok diyor 2 metredir. Ney? Kaça oğlum? Kanıtla. Dolar mı? TL yazdı ama adam. Alacağız belki, biz de Nasıl alacağız ya? belki. Lan tuvalet yaptırmış bu. Bro bunun kadar güzel değil ama bu tarz. Tamam oğlum diyorum ki 15 bine yine de iyi yaptırmışsınız Yüzden yani. Instagram'ı 15 bin takip etmeyi ne? mutlaka unutmayın. Hadi şimdi gelin size arkamdaki kabini anlatayım. Gerçekten çok Bu heyecanlıyım. büyüklükte Buraya dün gece geldik. Başta 15 bin zaten diyorsun. diğer videoyu izleyenler bilecek de buraya Alaska'nın en büyük şehri Anchorage'den 5 saat bir road trip yaparak geldik. Tabi o 5 saat sürmedi. Yaklaşık 12 saat boyunca road trip yaptık. Çünkü Baban gelirken ararız inanılmaz bak güzel ha şeyler yalan mı gördük. Road diye. trip videosu olarak onu ayrıca yükleyeceğim. Ama videoda da size kaldığım yeri göstermek istedim. Biliyorsunuz bu benim seyrim. Her gittiğim ülkede kendi Benim kaldığım ev. salon artı yayın odası. O stüdyo mütüdyo da hepsi yapılıyor. Çok çok para tuttu. Çok çalışmamız lazım. Bol bol iş, bol bol güç. Bundan sonra şovlar movlar. Talk şovlar falanlar filanlar. O paranın oradan her türlü çıkması lazım. Çok. Nasıl nokta atış attınız lan? Konuşuluyor mu? Magazinsel olarak konuşuldu mu? İç mimara yaklaşık o kadar para gitti öyle söyleyeyim yani. Ne? Ben bir daha oku Yaşadığım bakayım. yeri. Bir yazdılar ya. O Ha. civarlarda, tam o civarlarda her şey, her şeyle birlikte. Ve o gün kaldığım yeri size Bir anlatmaya çalışıyorum. Burası da Alaska'da yang. tuttuğum yer. Ve buraya biz 4 kişi Japonya tuttuk. Gelin ile. şimdi size buranın içini anlatmaya çalışayım. Sabah burada her yere kar yağmıştı. Ev sahibi geldi böyle buralardan böyle karları temizledi. Buradaki merdivenleri temizlemiş. Muhtemelen biz kayıp düşmeyelim Evi diye. yaptırıyorum, evi Burası evet. böyle kocaman bir tane iki katlı aslında roof tapu olan bir yer. Böyle burada bir barbekü yapacak yeri falan var. İşte hava daha güzel olsaydı burada muhtemelen bir şeyler pişirilebilirdi. Şöyle bir girişi var. Gelin girişten başlayalım. Tabii bu arada yurt dışında kaldığım bütün Airbnb'lerde self check-in var. Yani ev sahibini hiçbir zaman görmüyorsunuz. Şifreyi yazdıktan sonra kapıyı açıyorsunuz ve giriyorsunuz. Sizi böyle harika bir kabin karşılıyor tabii ki.
Direkt satın almayı düşündün mü hiç? Hep düşünüyorum. Şöyle alsam mı, almasam mı? Acaba yatırım buraya mı yapsam, yapma falan. Tam böyle düşünürken sonra o hayal dünyasının birden çıkıyorum ücreti düşündüğünde. Şu Evin ayakkabı fiyatını çıkartayım. düşündüğün Sonra anda o anlatmaya hayal devam edeceğim. İlk girdiğinde dünyası zaten ilk bu dikkatimi çeken sorumda şey şurada bir kasılma şu tane an ondan şömine eminim. var. Bu CYM şömine kafasına değiştirme, göre eş yanıyor. dostu Çünkü değiştirmem hayatında gördüğüm lazım. en ilginç şömine bu Net. olabilir. Neden diyeceksiniz? Bu normalde bildiğiniz şömine. Yani içerisinde Keşke 5 milyon olsa, keşke 5 milyon olsa. gerçekten ateş Artı oğlum yanıyor. 15 Ama milyon şurada mu? gördüğünden 10, gerçek değil. 13 milyon mu? Öyle bir Ateş şey. tamamen gerçek yanmasına rağmen gazla yanıyor. Ve bütün evi bu ısıtıyor. Ama sadece buradan çıkan ısıyla değil, evin farklı yerlerine yerleştirilmiş ısı kaynakları var. Ve otomatik olarak şuradan ayarladığınız bir şeyle evin ısısını dengeliyor. Yani hem analog olarak o eski nostaljik şömine yaşarken hem de dijital olarak evi ısıtan bir şey. Yani bütün evi bu ısıtıyor. O yüzden ilk başta bununla Iklimlendirme başlamak gibi istedim. ama Gerçekten böyle çok biraz ilginçti benim da için. Burada iki tane tahtalı 4 kişinin rahatça odunuz, oturabileceği, doğalgaz mı? Tahtalı kalkabileceği, odun. hatta yatak olarak kullanabileceği koltuklar Odun var. oğlum, Şurada bir tane doğalgaz yok burada. televizyon var. Şurada kocaman böyle evin içine ışık girebilecek şekilde bir aydınlatma şekli yapmış. Buraya gerçekten bir mimar eli değmiş diyorsun çünkü her ayrıntısı çok güzel düşünülmüş. Bu arada biz eve Tamam. geldik, yerleştik, bir sürü yemek falan yaptığımız için ev biraz dağınık olabilir, kusura bakmayın. Çünkü çek Kemal, siz evleri tasarlatıp taşınıyorsunuz, zor olmuyor mu hep? Oluyor. Bu kadar Kafi devam cevap. ediyor. Oluyor yani. Zor Kim için oluyor. gelmiyorum buraya? Kafi Gerçekten cevap. yaşamak için geliyorum. Dolayısıyla size bu dağınıklığı da göstereceğim. O yüzden kusura bakmayın. Mutfak alanına biraz göz atalım. İyi Mutfak günler. alanı salonla beraber birleştirilmiş durumda. Şöyle. Burada böyle L şeklinde bir mutfak var. 4 kişinin oturabileceği. Şuraya koltuklar Yıllık koyulmuş. yıllık yıllık Aynı ödüyorum. şekilde burada işte Ama bu evde yemeğimizi kalacağım yapabileceğimiz ya. bütün 3 ay ekipmanlar sonra koyulmuş. Burada bir sürü tabak, gidiyormuşum çanak, şarap bardağına kadar düşünülmüş. Bu Aynı evde şekilde kalacağım. Evi bir sürü seviyorum şu kahve an. ekipmanı koymuş. Farklı farklı kahve yapmak isterseniz diye. Burada birbirinden farklı bir sürü baharat koyulmuş. En çok şaşırdığım bu oldu. Çünkü yani gittiğim Airbnb evlerinde bırakın baharatı, baharat kültürü bile Harbiden olmadığı lan. için şuna çok şaşırdım. Oğlum biz eğer Airbnb'de Ferit ev tuttu Almanya'da. Ben yemin ederim yabancı bir adamla yattım ya. Alman bir adamla yattım ya. Adam da konuşuyor, ben de bir şey anlamıyorum. Bir kahve içer misin? Falan falan. Okay falan yapıyor. Kahve geliyor falan. Vallahi ya. Onun dışında çok tatlı bir buzdolabı var burada. Yalnız Buzdolabı. seçmiş o. İkimiz kalacağız zannetmiş Ferit. Meğersem ev odayı veriyorlarmış. Evi değil o paraya. O odaymış o zamanlar, kaç? 2018 mi ne? O gittiğimizde. Dayının biriyle kaldık ya. Tabii bizim aldığımız şeylerle Otel dolu şu yoklar, anda. Airbnb Kendimiz bildiğin yemek evini yapıyoruz adam burada. odalarını Kahvaltımızı veriyor yapıyoruz falan. sadece. Hatta gelin hazır eve... Orada değişik olaylar, değişik olaylar dönüyor chat. O Avrupa değişik olaylar dönüyor, size söyleyeyim yani. Odayı kiralıyorsun, yan odana başka biri kiralıyor ama aynı evdesin. Anahtarların var falan böyle. Oo. Bir de böyle çıplak Oğlum rahat takılmayı falan olmaz denge. mısın ya? Çok enteresan bir ortam. Çok enteresan kanka. Türlü türlü insanlarla tanışıyorum böyle. Evi anlatırken ben de bir kahve yapayım. Kahveyle beraber evi anlatalım. Çünkü canım gerçekten kahve çekti. Hadi gelin şimdi Tabii evi gezmeye tabii. devam edelim. Oh be, kahve gerçekten kendime getiriyor beni. Evi genel olarak ikiye bölmüş şuradaki O ne merdivenler. lan? Sağ tarafta bir tane oda var. Birazdan O göstereceğim merdivenden orayı. nasıl çıkacaksın oğlum? Sol tarafta ise bir tane tuvalet banyo Parkur yapmışlar. gibi amına Gelin koyayım. oraya göstereyim size. Klasik sıradan tuvalet banyo ama burada güzel bir detay yakaladım ben. Mesela bunun şöyle bir küvet koymuşlar buraya. Normalde küvetten dışarı sıçramasını şöyle müşamba koyarken güzel gözüksün diye muhtemelen şöyle bir de kumaş koymuşlar. Bu Mücahit'in gözlemiydi bu arada. Şuradan hemen lops diye açınca Alaska'nın güzel manzarasını görebiliyorsunuz. Tuvalet banyo böyle bir yer. Hızlıca Manzara. geçiyorum burayı. Hemen bu tarafta bir tane oda var. Oda Uludağ'da kaldığım oda çok iyiydi bak. O odayı böyle minik bir göstermişim, 20 saniye falan vlog'da var. Orası mükemmeldi ya. genel olarak böyle. Yine minimal dökü. Böyle bir tarafında şey vardı. Siz söyleyin adını ya. Duş değil. Söyleyemeyiz. Biz gitmedik öyle yerlere hiç. Sen söyle. Ne? Fokur 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 şöyle yatarsınız. Jacuzzi. Jacuzzi. Ha jacuzzi ha. Aklıma gelmedi. Jacuzzi vardı, tamam mı? Jacuzzi'de dağın tepesine doğru bakıyordu böyle. Full cam önü. Jacuzzi'sin, oturuyorsun. İnsanlar kayıyor, onları izliyorsun falan. Olaya bak. Dışarısı buz. İnsanlar kayıyor karşıdan sana doğru. Oturuyorsun böyle jacuzzi'nde, oturuyorsun izliyorsun falan böyle. Ortamı kes. Baya baya fenaydı orası.
döşenmiş. Şurada Ottoman Gelecek Storch bu dedikleri vlog'da adam kendisi gelecek. böyle dedi. Osmanlı Storch'u demiş. Böyle gömme bir tane dolap yapmışlar. Dolabın içerisinde bir sürü ekstra olarak battaniye, yorgan falan her şey alabiliyorsunuz. Çıplak çıplak tabii Onun oğlum. Dışında şurada harika Çok bir üzüldüm. manzarası Ne var. Bu kıyafetle odanın mi gireceksin şapkada? Uyanınca sabah şöyle bir Alaska manzarasına kalkıyorsunuz. Yine buradaki o ısıtma içerideki şömineye bağlı. Odadan çıkınca zaten direkt karşınızda şöyle bir manzara oluyor. Sabah güneş tam Onlar seni izleyemiyor. Ters şey aynalı cam mı ne var? Onlar izleyemiyor. Sen izliyorsun. Onlar nasıl izlesin? Halime bu nasıl bir laf ya? Orada eşim dostumla cıvıl cıvıl girmişim şeye. Jacuzzi onu mu izleyecek millet dışarıdan? Onun için mi kalıyorsun otelde? Karşımızdan doğmuştu bu arada. Zaten güneş burada hemen Halime değil mi? Ben mi yanlış okudum? Halvan mı? Halime diye okudum da direkt. Halime de olabilir. Halime Bro. Halime Bro ne ya? Yatay geliyor, o geri Bro ne gidiyor. oluyor? Gelin yukarı çıkalım. Şurada da şöyle merdivenler var. Evin genel olarak mimarisi Hiç gerçekten çok iyi düşünülmüş. Ya, İnce ayrıntılarla donatılmış. Ama bir tek şu merdivenler ergonomik bulmadım ben. Niye derseniz çünkü çok dik ve... adın ne Halime? Nikin ne? Halbir mi? Efe Uygaş Niki gibi. Merhaba ben Efe Uygaş. Kanalımın adı Efe Uygaş. İnmesi çıkmasından daha... İsmail'im bu şey Nick kültürünü kimse bilmiyor ya eskilerden kim kaldı Link doğru mu? Link kültürü mü? Link... Linç kültürü mü? Link Zor. Gelin ben... Link. Böyle link bir karışık kültürü, okay. Konuşamadım orada. Anladım yakaladım. Ya en son beni bu mezeden Ferit abi kurtarmıştı. Niye ne oldu? Ne dedi? Tam mezeliyordum şey mi kızdı mı? Beraber çıkalım. Merdivenleri böyle tek tek basarak çıkıyorsunuz. Değişik bir mimari bile yapılmış ama ben Koptum. Çok iyi bulmadım. Daha güzel yapılabilirdi. Burası iki tane yatağın yan yana koyulduğu yer. Şurada böyle kocaman bir tane iki kişilik yatak var. Burada özgür kalıyor tabii birazcık dağınık dediğim Tam gibi. Tam serçe parmak vurmalık köşe. Berkan harbiden sizin psikolojiniz bozuk ya. Onu gördüğünde yani serçe parmağımı şuraya bir vursam öf falan mı dedin kendi kendine ya? Gümlettin beni resmen. Çünkü kullanıyoruz. Burada da bir tane Vay, tek kişilik yatak koymuşlar. Şuraya şöyle tatlı bir şey koymuşlar. Burada da tek kişi kalabiliyor. Onun dışında burada da arka tarafa bakan bir penceresi var. Şöyle nasıl açılıyor acaba burası? Aa böyle bak. Açılış şekline bak. İlk defa böyle bir pencere açtım ha. Bu nasıl? Güzelmiş lan. Şaşırdım açılıyor mu kanka. Acaba? Kanka böyle döndürüyorsun açılıyor. Ne güzelmiş. Oğlum bu derde bak adamdaki. Evinde bir tane oğlum seni sanal evin var. Kumandadan tıklayınca bütün pencereleri açıp kapaları bile kapanıyor. Sen bunu niye dert ettin? Ama ya? Bu bunu daha analog ya. Benimki düğmeyle açılıyor oğlum böyle. Yapıyor. Bu analog ya böyle çok çevir. Üzücü olay ya Kemal'im gerçekten. Değişik sistemler var ha, anlamadım ama. Ha bu komple çıkıyor. O zaman bunu çıkarmayalım. Bu burada kalsın. Şunu geri kapatıyorum. Kapan. Şöyle. Buz gibi hava geliyor çünkü dışarıda. Dışarısı -20 derece arkadaşlar. Bunlar özel cam. Aşağı inerken de aynı şey bu şekilde. Tek tek iniyorsun. İşte aşağı inmek biraz daha zor. Kenarlardan tutarak inmek gerekiyor falan Lazım filan. Ev genel olarak adam. Böyle. Hadi gelin şimdi de birazcık etrafta ne var ne yok. Drone'la etrafa bakmaya çalışalım. Çünkü burası böyle tatlı küçük bir kasaba Homer adında. Oğlum çok tatlı lan. Harbiden ha. Şöyle bir yeriniz olsun yeter değil mi? Böyle bir eviniz olsa. Vallahi yeter ha. Orada şeyin şuraya yayın odası yapsan üst taraf yatak odası olsa aşağı salon mutfağın burada açık valla okey ya niye yetsin amına koyayım ya hey yeter mi lan oğlum sana niye yetmiyor mu oğlum benim evim buradan ne kadar büyük şu an oturduğum Enes yatak odası zaten bu ev kadar. Drone'u yeni aldım. İlk defa uçuracağım. Bakalım ben nasıl böyle bir merdiven var. Nereye çıkıyor? Gerçekten merak ediyorum. Sabah birazcık uçurmaya çalıştım dediğim gibi. Ama çok fazla uçuramadım. Hemen indirmek zorunda kaldım. Ben ilk geldiğimde içeri girdim. Buzdolabı yatak odasına zannettim. Kemal şey dedi. Kanka dedi orası yatak odası dedi. Yatağa arkamı döndüğümde açılır kapılarla. Oğlum çok enteresan bir ev ya. Gerçekten. Enes. Ben bu tişörtleri çayın üstüne mi attım? tamam buradaymış evet. Haa! Ne oldu? Oğlum çok sıcak lan. Yani uçuş sahası falan filan ya. Şimdi bir daha deneyeceğim. Gayet beğendim bu arada. Gece karanlığındaki performansı çok iyiydi. Hadi gelin gidelim. Benim yandı. Hey, I'm good. How are you? Yeah. Is it yours? Getireyim mi bu? And I booked for you, right? I'm Brian.
Ya biz Zenilgi gösterdiği mi yapıyoruz? Actually, I'm from Turkey and I visit San Francisco, then Las Vegas and Alaska. We will go to Hawaii after that. Yeah, it has been long time because of the corona, I couldn't travel. So I just get out from the home, you know. Nasıl konuşuyorsun? Actually, I really impressed by the architecture. I was telling details about the architecture, what you point. It was really nice Airbnb. Yeah, I can send you like a footage. Yeah, let me try to fly. İlgim geldi. My first time for this, bro. Yeah, I just bought it. Yani abi şöyle bir İngilizce öğrenip gitmedim mi buraya? Yeah, yeah. Actually, şuraya bir bak kanka, şuraya bir bak ya. Şuraya ne bak oğlum, burası Bursa olsa hiçbir şey demezdiniz yani bura Uludağ. Ya ne çıkışı alakası olsa, var be kanka? Alaska dedi insanlar. Pozant'a. Ne güzel. O da var işte. Saldırı var ya, kaçamazsın. Muz geldi bir tane. Güzel. Burada böyle lan? Bütün evlerin arasında yaban hayvanlar dolaşabiliyor. Sürekli uyarıyorlardı bizi. Şimdi yabani mi? At yani. Mı o? Muz değil mi o Mücahit? Muz mu? Ha muze. Biz bunları avlıyorduk. Avlıyorduk derken oyun oynuyorduk ya bir tane. Avcılık avcılık oyunu oynuyorduk ya. Evet. Lan bir tane avcılık oyunu oynuyorduk ya, simülasyon olarak diyorum. Kocaman bir şeysin sen ya. Evet. Tweet longer kesin kargar, gelecek kargar yani. Bu yayın geçmiş silinir ha. Bizi sürekli uyarıyorlardı bunlara dair. Dikkatli olun falan diye. İşte evin üzerine kadar geldi. Bu dişi. Daha önce o kadar yaklaştı. Dişiler şöyle. Dişilerin eğer yavrusu varsa onlar saldırganlık yaratabilir ama erkekleri bunun çok sıkıntı. Bayağı saldırgandır şeydir yani. Ama genelde grup olarak gezerler. Ailesinden ayrı gezmez. Ondan dolayı bu daha küçük bir dişi olabilir yani. Yemek ara... Ne var tamam arkadaşlar da. Ya? Benim bilgim olamaz mı ya? Muzlarla ilgili bilgim var belli ki işte. Call of the Wild mı ne? O oyunun adı neydi? Orada biz... Oğlum buna bir tane sıkıyorduk. Şimdi bak yanlış anlaşılmasın. Tövbe. Oyunda simülasyon oyunu. Amacımız da muz avlamak zaten. Bir de dönemi gelmiş. Av dönemi gelmiş. Oradaki insanlar da ya. Yapıyor şey. Call of the Wild miydi? Bir şeydi. Bunu bir tane böyle sıktık da 1,5 saat peşinden koştuk ya. Düştü mü bir yerde, bayıldı mı? Kan kaybı vardı arkasına. Oğlum öyle bir oyun vardı lan. Oynuyorduk önceden. Değişik güzel böyle. Ama hayvan hakları kızıyordu hep bize şeyde. Değişik ya. Kafası böyle şey gibi. Hunter. Hunter. Call of the Wild. Aynen. Vücudu farklı. Karınca yiyen gibi. Aynen. Karınca yiyen gibi. Kesinlikle. Şöyle bir ortamdayız bu arada. Bilgin var. Aynen Türkçesi ne o zaman? Yani M-O-O-S-E diye yazılıyor. Gergedan değil de. Geyik değil de. Ne yapacaksın ya Türkçesini? Muz işte ya. Rengi iyi değil ya. Koşup koşup üstümüze atlamaz değil mi bu? Bizden hızlı koşar muhtemelen. Değil bro, değil mu? Başka bir şey bu. Bak bu. Sığınmış. Sığın mı? Evet, sığınmış ismi. Türkçesi sığınmış. Sığın. Vallahi yeni. Aa sığın. Sığın. Evet, ben de monitordan bu sende de mi çıktı? İri bir geyik türü diyor. Tamam, geyik türüymüş oğlum işte, sığın geyiği. Sığın geyi, aynen. Sığın falan diyorlar. Sen kaçar dedin mi oydu? Kaç mı bence ya? Şey değil. Baksana. Umurunda değil ya zaman. Hadi o zaman biraz daha. 700 şey. Kilo diyor, gördün mü? Zaman görmediysin insanlar. Değil mi insanlar? Bu arada gerçekten insanlar çok saygılı buradaki doğaya. Ve bu doğaya herhangi bir zarar verenleri kınama şeyleri çok yüksek. Sadece duyarlılık değil yani. Alaska'da şey ya. Bir parçası. I want to live in the trees mi diyorlar? Teşekkür falan ediliyor ya doğaya. Hayvanlara falan avladıktan sonra teşekkür değil ya, şükür. Teşekkür ediyorlar. Ya şükür ediyorlar. Tam şükür ediyorlar işte. Evet. Teşekkür diye. Şimdi yarın buradan havaya uçuşumuz var. O yüzden doğa rica ederim. Test gerekiyormuş. Bir yerde merkezde test yaptıracağız. Ben kilitlemedim hiç. Bence sen de kilitleme. 0-4-10. Sağ ol doğa. Sonra kilit tuşuna bas.
How do you feel, Alan? We had a free coffee at home. You buy it. You pay for it. I didn't. They paid. Mücahit did, right? I used the cup. I feel you. Yeah, you're great. Bu arada Alan'ın tanıştığınızı bilmiyorum ama Alan'ın çok güzel bir kanalı var. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız ve çok güzel hikaye dinlemek istiyorsanız kanalına abone olun. Aşağı bırakacağım linkini. Ha. You will share some videos from us, right? Yeah, of course. I'm making videos at the same time. Alaska, evet, Alaska'dan videolar geliyormuş. Onları takip edin. Bir de onun açısından bakın bakalım Alaska'ya. Hem İngilizcenizi geliştirirsiniz. Yes. Exactly what he's saying. Nasıl açılıyor oğlum bu? Yalıya şey, kapağını direkt üste ittir, çıkıyor. He, Powerade gibi yapmışlar lan suyu. Suyu niye böyle yapmışlar oğlum? Su çıkmazsa dilini böyle ortası böyle lık lık yap, geliyor sonra tekrar. Bu arada Alaska gelirseniz mutlaka ama mutlaka araba 4 çeker olsun. Baga yoksa valla sıkıntı. Kaya kaya gidersiniz. Bir de arabanın tekerli çivili bu, gösterim çivisini. İzlanda'da da öyle yapmışlar. Harbi lan buglanıyor bak. İçinde hava şey oluyor ya. Hava bitiyor ya bak, dudağımı sıkıştırıyor. Ne demeye çalışıyorsunuz? Tövbe tövbe. Asik değil. Bununla ben şey mi yaparım? Bence kusursuz bir serverdayız ya. Ne oldu lan? He? Ne serverı? Dünya işte. Güzel bir server diyorum. Bug yok yani. Güzel fixlersin. Yok yok, şöyle oğlum. Bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu böyle çekiyorsun çekiyorsun çekiyorsun. Şöyle dudağına tutuyorsun böyle yarım saat. Abi sen düz su getireyim mi? Yo, baba, ben yapacağım onu. Aleyküm aleyküm selam. Onu yapacağım işte. Aleyküm selam cyber'ım. Hoş geldin. Onu yapacağım. Şimdi şuralarıma neydi o? Dolgu dolgu. Doğal dolgu yapıyorlar. Doğal botoks. Aynen. Bakalım olacak mı? Böyle yeri tutuyor. O yüzden o da önemli bir ayrıntı. Söylemiş olalım. Oğlum ben eğer şehirde Covid testi olursanız ücretsiz. Havalanda olursanız $300. Bunu nasıl düzelteceğim? Neye? Yayın chat'i dondu bende. Sen neredesin abi şu an? F5'te. Evdeyim. F5 dedim, düzelmiyor. Bilgisayarı kapat gel. Hadi. Oğlum CTR'lere at. Yaptım yaptım kanka, olmuyor, düzelmiyor mu ne kıyım? Yan CTR W denedim mi? Yeni pencere ne zaten kapalı. Sağlam para yani. Oldu mu? Lan Kemal, Jirox sana host atmış ya, ben oradan izliyormuşum, o Jirox'un chat'iymiş. Aramıza hoş geldin kanka. Bizi Akasya, Alasya falan... Akasya Duran'da. Oluyor mu? Ne yaşanıyor ya bu Discord'da şu an? Need to wake up cause I'm far away. Şunlara bakın. Ne oldu? Sıkıldınız mı arabada? Şu manzaraya bakın ya. Covid testi olmak için muhteşem bir yer. Şuna bak tipe, sen ne avlıyorsun orada? Ne? Ne? Yerim seni ye, tipe bak. Hadi bakalım pozitif mi çıkacak, negatif mi? Maskınız, mask alabilir miyim? Alan, may I borrow your mask? Not borrow. I think I should use it. Düşmemiş oğlum, onlar alışmıştır. It's clean. It's just folded. I don't care really. Yeah, we have to gather a petition, you know. Yeah, but let's ask. Hi. Yanlış yere gitmişiz, şimdi de doğrusuna geldik. Şu binadaymış test. Arabada kendin yapıyorsun buradan. Ben sormuyorum. Bu şişe sesi nereden geliyor ya? Kemal abi bir şey diyeceğim. Böyle oldu mu mesela? Aynı. 2MT4 şey dedi ya, aynısını yaptırdık 15.000'e diye. Evet. Bak aynısını attım, aynısı dediği şeye bak. Bir şey diyeceğim. Çatıyı zorla koymuşlar ya. Yemin ediyorum çatıyı zorla koymuşlar. Hayır, ona gülmüyor. Bir şey diyeceğim. Aynısı abi, aynısı. Çıkıyor bu arada. Ona gülmüyor. Sığın koy abi, sığın arkada, sığın ayağını. Kar yap arkayı, arkayı kar yap. Ona gülmüyor. Giriş kapısını göstermek Kemal için... Kemal abi geçen papağan almayı düşünüyordu. Papağan için bu kadar büyük eve bakıyordu. Oğlum kapıyı koymamışsınız ki daha. Kapıyı temeli 11. Bir şey diyeceğim. 15'e gerçekten şu zor. Bak harbiden zor. Makarası şuyu buyu bir yana. Oradaki demir 12.000 amına koyayım. Harbiden zor oğlum. Bunu 15'e yaptırdıysanız yine çok çok iyi. Bak çok çok iyi.
Sadece çatı harbiden öyle. Harbi öyle bak. Nerede bro ya, bu ev? Aynısı demedim ki diyor bak. Adam kızıyor size, gördünüz mü? Neye siz makara yaptınız şimdi? Neye kızıyor ya? Sinirlendirdiniz oğlum adamı. 2MT4 dostumuz ya bizim. Ya gitsin ilk önce oyunun ismini doğru yazsın. MT2. MT2 adam ne alaka oğlum? Belki de hiç Metin 2 ile alakası yok. Adamın belki 12 motor. Motor mu? MT4 yok motorda. 8'i var. 4 8 çıkması için ilk MT40 değil mi ya? Yapıyorsun istersen. Ha, o, okay, herkesinkini o yapsın falan yani. Ben o zaman. Ha, you do it yourself. Bro eviniz güzel. Bak ona falan gülmedim. Enes'in dediğine güldüm ben. Şakayı yaptığı için. Şimdi yanlış da anlaşılmasın. 15 bin liraya da iyi de yaptırmışsınız. Uygun yaptırmışsınız yani. That's what you were saying? Yeah. Bana geliyor trip atıyor burada. I think this definitely. 15 bin lira da değil o. Daha yeah, go to Hawaii guys, don't worry. Yalancı. Okay, great. Perfect. Thank you. And how long it takes until they give the results? It's 12 to 24 hours. Okay, sounds great. Yeah. Thank you so much. Perfect. Adamlar filmlerdeki gibi konuşuyor. Çok ya, ilginç aynı sistem yapmışlar. Bak psikolojisi ne diyor. Lan biz de Erzincan'da göt kadar ev yaptık, 70k tuttu. Nasıl yaptınız o işi, bana ulaş. Harbiden öyle bir ev yani. 15 orayı yaptırmak. Adamı 70'e yaptırmışlar bak. O zaman 70'e bu adama sen ne yaptırırsın oğlum? Normalde ya. Gidip test oluyorsun ya sen de. Burada arabanla bekliyorsun kenarda. Böyle her bir park yerinde de bir tane numara var. O numaralarla seni çağırıyorlar. Telefonla arıyorlar, diyor ki sıra sende. Sonra gidiyorsun oradan testi alıyorsun. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Testi kendin yapıyorsun ve arabada yapıyorsun. Nasıl i̇lginç ya? Bir sistem yapmışlar ya test yapmak için. Kendin mi yapıyorsun? This is your number. This is the number two. Get call. Tested. Ben kendim siksel yapamam. But why didn't get the one then this one? This is empty? No. Ah. No. It's the same number. Yeah, same number, but we are gonna park here. So we are gonna park on the one. Mücahit, ağzıma, could you drive to here? Ağzıma sokarım da Muş Belediyesi. Burnuma sokarım herhalde ya. Böyle burnun ta ileri dibine sokuyor ya, onu yararım okay, kesin diyelim. So he can drive. Şimdi şuraya park edeceğiz numara 1'in önüne. Ayrıca. Muş Belediyesi. Bu arada şöyle bir tane şey getirdiler. Form. Formu dolduruyoruz. Formda çok ilginç şeyler var. Dinini, ırkını bile ayrı detaylı olarak soruyor şu şekilde. 245. Hangi ırktan olduğunu, hangi dinden olduğunu soruyor. Yani şeyleri anlayabiliyorsun. Aşı ne zaman olduğunu falan filan. Sigo içiyorum, içmiyorum falan da. Din ve reis olayı çok ilginçmiş. Allah Allah. Şimdi burada kendi elimize verdi bunu. Bunu burada yapacağız. Diyor ki 15 saniye çok içeride çevir. Öyle değil ki oğlum o. Öyle yaparım oğlum. Öyle az bir şey sok, onu böyle iyi sokucan tam olduğunu anladım. Ortamı kes. Güzel, şurada Cyber oturuyor. Kafa açarlar ya. Kırmızı tuborluyla. Parçalandı. Hang it and later we can do it later. Okay. Yeah it is 7. Şimdi kaldığımız yerden tekrardan yola çıktık. Çünkü uçağımız var, yetişmemiz lazım. 7 saatlik bir yolumuz var. Ve yukarı çıktıkça, kuzeye çıktıkça yollar inanılmaz zorlaşıyor. Bayağı kış şartlarına giriyoruz. Yerler buz. O yüzden şu anda arabayı fullleyip bir benzin istasyonuna geldik arabayı fullemek için. Amerika'da bildiğiniz gibi kendiniz bu benzinleri dolduruyorsunuz. O yüzden şimdi içeriden ödeme yapıp kendimiz takacağız. 7 dolarlık aldık yalnız, 70 yerine 7 demiş. Ama şimdi Türkiye'de bir sistem gelmiş lan, kontrollü bir sistem gelmiş. Şey diyor, kaydınız var mı diyor bazı petrollere girdiğinde. Hiç yeri, içeriye girmeden falan böyle aylık parayı yatırıyor musun oraya? Gidip doldurup
o kontör gibi şeyden düşüyormuş plakadan falan. Öyle bir sistem gelmiş. Çok yıldır var ha. Taşıt tanımadan bahsediyorsun sen. Ben bilmiyordum onu. Taşıt tanıma değil mi ya işte? Taşıt tanıma ne ya? Taşıt tanımalı petrol ofislerine gittiğinde. Ha taşıt tanımalı evet, taşıt tanıma mı oluyor? Taşıtmatik o kör cahil mi? Ya taşıt tanıma amına koyayım ya. Ucuza mı oluyor o zaman mesela? Anlaşmalı mı oluyor? Oğlum benim şöyle, şirketim var, ben de şirkete yapayım. Ha şirketler anlaşıyorlar zaten. Ucuza daha ucuza mı alacağım o zaman? Hayır hayır. Ne ya o zaman şirketim anlatsana. Ya mesela senin şeyin var ya çalışanın. Onun aracına mesela 1000 liralık benzin şeyi veriyorsun. Alıyorlar ya mesela müdürler. Tamam. Aylık mesela 1000 lira 2000 lira. Onun aracına taşıt tanıma işte tanıtıyorlar. Gidip istediği yerden 2000 liralık alabiliyor o ay, anladın mı? E 2000 lira makarası düzelsen bu de alabiliyor. Düz işte vermiyor para, direkt benzin şey olarak. Bir şey diyeceğim. Yanlış kesin bilmiyorsam. Kesin bir kampanyası vardır onun ya. Yanlış bilmiyorsam, yanlış da biliyor olabilirim. Dolar gibi düşün. Mesela şu an toplu satın alım yaptın ya. Haftaya zam geldi ama 2 günde bir. Attım amına koyayım, ne anlatıyorsun? Ne doğru. Ya bunu kendimizin yapması aslında gayet şey. Sen bu odada kalabileceğim bugün. Kim, ben atmadım ki. Ben atmadım ki. Ben atmadım ki oğlum, ben atmadım. Durduk, ben hangi hesaptayım bir bak bakayım. Ben bak atmadım. Bu savaşa gireceksek. Hayır. Böyle bir savaş yok. Gece chill chill yayındayız. Sikerim ben ağzı bu savaş. Keşke. Türkiye'deki gibi olsa. Ya baba neyin atarım ya? Türkiye, ya yapmayın be! Yapmayın be! Ya odayı siliyorlar bir de ya. Oğlum oda kalmadı. Oda kalmadı Discord'da. Atma lan! Sen atmışsın. Kimi? Özür dile benden. Kim? He? Sen. Kendine Müslüman attı. Kendine Müslüman yazıyor. Kendine Müslüman attı işte. Ben Kemal Canparlak'ım. Yok ben chill gündeyim. Kemal Canparlak'ım şu an. Karakter değiştirdim. Az önceki kimdi? Kendim üstten. Tamam orospu çocuğuna söyle. Bir daha gelirse ben söyleyeceğim, onun yüzüne ağır konuşacağım tamam, bir daha gelirse. Tamam orospu çocuğuna söyle, rahat he dursun. Rahat dursun, indirmesini de biliriz. Sik. Bak chill olduğu için bu kadar dans ediyorum sadece kafa. And then you watch, you watch TV advertisement meanwhile. Haklısın Ali, özür dileme. O nasıl bir şey? Ali haklı olduğunda da mı özür diliyor? Alaska'dan el dinleniyor, görüyor musun? Abi. Az önce benim dediğimi anladın mı? Sen davacan globaldir. He? Sen benim az önce anlattığımı anladın mı? Yo. Zorunda mıyım? Hayır. Belki işine yarar diye. Yok yani eserin adı zorunda mıyım? Eserin adı zorunda mıyım? Her gece! Şimdi güneş doğmak üzere, hala yoldayız. Bir saat oldu geldik. Şimdi bir çiş molası verelim dedik. O kadar güzel kay var ki. Hadi let's step on it. Hadi üzerine beraber basalım. Chat bir 5v5 valla atmadık mı ya? Ama şu an inanılmaz sıcak değil mi? Hiç bu kadar sıcak görmedim chat'le ben. Chat'le mi? Helal lan size. Gerçekten böyle chat'le iletişim olan adamlarsınız. Chat'le adam olalım karşımıza 5 Kemal. Buyurun. Gelmem. Normal.